Merhaba arkadaşlar. Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle Dozer lakabını alan ben Trabzonspor kaptanıyım. Başka kaptanların arkasına sahaya çıkmam diye simgeleşen ama hem kulübü hem de taraftarları tarafından futbolu bıraktıktan sonra sahip çıkılmayan Türk futbolunun efsaneler arasına girmeye başaran Cemil Usta kim ki? Namı Dayar Dozer Cemil. 1 Ocak 1951'de Trabzon'a dünyaya geldi. 1967'de Trabzonspor Gençler Birliği'nde futbol hayatına başladıktan 3 yıl sonra Trabzonspor'a kendisini bağlayan imzasını attı. O dönem 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Trabzonspor 1973-1974 tarihlerinde 1. Lig'e çıkmasıyla Cemil Usta da takımın kaptanı oldu. Trabzonspor'un o dönemler yaşadığı 2 şampiyonlukta kaptan olan Dozer Cemil, efsane Liverpool galibiyetinin de mimarı oldu. 1976-1977 tarihlerinde şampiyon kulüpler arası ilk turun ikinci maçında 62. dakikada penaltının başına geçerek topu ağlara gönderdi. Dozer Cemil'in attığı bu gol Avrupa kupalarında 14 kez yenilmeyen Liverpool'u yenilgiye uğrattı. Cemil Usta 1978-1979 tarihlerinde sezon öncesi takım kararıyla gönderilmek istenince futbola son noktayı koyduğunu açıkladı. Ayrıca Haber 61'in yazarı İhsan Öksüz'ün kitabında yazdığı o sözler ders niteliğinde oldu. Rizespor'dan aldığı ve reddettiği transfer teklifi üzerine ben Trabzonspor kaptanıyım. Başka kaptanların arkasında nasıl sahaya çıkarım? Dozer Cemil kendisi gibi efsane isimlerden biri olan Kadir Özcan'la beraber 14 Ağustos tarihinde Trabzonspor Ordu Spor arasında oynanan bir maçla jübile yaparak futbol hayatına son noktayı koydu. İlk milli maçına 22 Eylül 1976 tarihinde Bulgaristan ile oynanan 2-2 berabere kalınan özel maçta Dozer Cemil bu maçtan 3 hafta sonraki İrlanda maçında son kez milli takımın formasını giydi. Futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor'un altyapısına da görev yaptı. Daha sonra bir sürede futbolcu izleme komitesinde de çalıştı. Ancak bu görevleri bir süre sonra bırakarak kendi kendi haline kaldı. Ne yazık ki yaşamının geri kalanında Trabzonspor'un biraz vefasız yüzüyle tanışmak zorunda kaldı. 2000'li yılların Kasım ayında sağ tarafından felç geçirdi. Daha sonra 15 Mart 2003'te evine giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cemil Usta İskenderpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Boztepe Mezarlığı'na defnedildi. Cemil Usta'nın hayatını kaybettiği dönemlerde maddi durumunun da çok kötü olduğu dile getiriliyor. Hatta öldüğü sırada cebinden sadece 5 lira 75 kuruş çıktığı da söylentiler arasında. Ölümünün ardından 2008 tarihinde Cemil Usta'nın adı Trabzonspor tarafından Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin en eski antrenman sahasına verildi. Ertesi yıl Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve bordamavi.net işbirliği ile onun anısına Trabzonspor Gümüşhane Karayolu'nun Zigana Dağı'nın geçişine bir hatıra ormanı kuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu sene gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 Cemil Usta'nın adında oynanması kararını aldı. Bu tip videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın.